Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendine hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.